Evet arkadaşlar, Keyfine Motor'dan herkese merhaba. Bugün sabah Lefkoşa'nın içinde işimiz var. Lefkoşa'nın içine doğru gidiyoruz. Bugün nelere değinecek? Bugün yollara değinecek. Birçok yerde görüyorum ki yolların kenarları, ortası, orası, burası hep çukur. Ve bunlar motor için çok tehlike arz eder. Ama esas korktuğum konu şudur ki trafik ışıklarının olduğu yerde kamyonların ve ağır araçların geçmesi sebebiyle yolda dalgalanmalar oldu. Ve bu dalgalanmalar böyle nereden baksan bir 10 santim 15 santim yüksekliğine ulaştı çizgi şeklinde. Siz bunu görmezsiniz. Ortalarsınız arabaları. Sol şerit ve sağ şeridin arasından gidersiniz ama ileride bir çizgi var. O söylediğim tepe, yolun kabarma çizgisi. O çizgiye geldiğinizde motordan düşersiniz. Geçen gün küçük bir tehlike atlattım. Tam ortada değil de araba olmadığı için biraz sağda giderdim. Ve son anda fark ettim o çizgiyi. Allah'tan biraz sağda giderdim ve yırttım geçtim yanından. Tam ortada gitseydim, yani tam arada gitseydim, ön tekerlek o tepeye değdiği anda kesinlikle ve kesinlikle beni düşüreceğiydi. Onun dışında bu yolun içinde gördüğünüz logar kapakları var, su giderleri. Bunlar su gideridir, ara caddelerdedir ama esas ana yollarda, ana yol dediğim yani şehir içi ama böyle hız yapabileceğin yollarda. Yolların ortasında yuvarlak logar kapakları ya da telefon ya da kanalizasyon kapakları falan filan var. Metal diller. Ve virajın üstüne denk geldiğinizde düşürme ihtimali var sizi. Bir defa salladı çünkü motoru altımdan. Böyle son dakika arka tekerlek girdi içine ve salladı. Onun için gerçekten tehlikeli. Onun dışında çok güzel yamalarımız var yollarda. Onlara da dikkat etmek lazım. Aradan gidelim. Bu trafik dayanılmaz. Evet. Bu yol yine fena değil. Ama birçok yolda yamalarımız var. Evet, bu videonun sonuna ben size bak. Çamur düşmüş ya da katran düşmüş, donmuş, tepe oluşmuş iki parmak şeklinde. Yani bu sizi düşürmeye bazen yetebilir. Ben size bugün bak çukura bak. Çökmüş. Kapak içine çöktü. Neyse. Söyleyeyim artık. Ben size bugün bütün bu bahsettiğim durumları videonun sonuna resim ya da kısa video olarak koyacağım. Bütün bahsettiğim bu yolun içindeki tepelenmeler, yolun içindeki çukurlar, yamalar hepsini göreceksiniz. Ona göre bu konu hakkında tüm yorumlarınızı bekliyorum. Bu kapaklar için ilginci yolun tek yüzeyinden iki parmak aşağıladı. Bak. Kapak çöker. Yani ben videolarda izlerim, adamlar Almanya'da tam yarım parmak çöktüğü için bütün adını kesirler, indirirler ve baştan oturdum. Bak kapaklar. Bizde ta ki böyle çöksün de biri içine düşsün de çıkamazsın. O duruma kadar bekledim de. Elektrik yoldan bir parmak yukarıda, el atı da çukurlandı.
arkadaşlar. Tam örnek bir lobar kapağı. Üç parmak çöktü. Artı bu yolun ortasında kadar. Bunlar burada sırat yapılacak bir yol değil. Onu teşkil etmez. Ama o üç parmak çöktüğü görmeyiz. Gece düşsünüz, biz onun için düştüğümüzü. Yani lastiği yırtma şansınız %60 diyebiliriz. Yolun ortasına bakın arkadaşlar. Görünür mü? Tepe görünür mü? Bakın bu güneşin vurduğu yerdeki tepeye bakın. Bütün yol tam bak renk farkının olduğu yere bakın arkadaşlar. Tepeye bakın, tepeye. Buradaki dalgalanmaya bakın ya şu kadar. Bakın doğru dalanmaya bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak. Adama bak yarabbim.